Modelin adı nedir? Modelin adını... Şimdi burada söyler mi ya farklı bir şey? Sarhoş yolusu şaşırdı. Modelin adı öyle değil mi? O. Yani. Evet. Peki öyle denmiş yani. Modelin adı bu. Çok fazla demeyelim. Şimdi aslında bir dikdörtgen parça mı örüyoruz bu ortası? Aynen. İkisi açık. De aynı ölçüde. Evet. Sayıları da aynı ikisinin de. Çok yalnızca güzel düşüyor. Şöyle bir yakından hani şu şeyi biraz tarıyor gibi oldu şey bunu ama... Çok güzel bakın. O kadar güzel düşüyor ki biz bundan böyle şöyle dikdörtgen şallar falan da yapabiliriz. Eskiden de yapılırdı. Yapıldı evet. Hemen gösterelim Elmas'cığım. Şimdi Derya Hanım önce 100 ilmekle başlıyorum. 100 ilmeğin iki tarafından 8 ilmek ayırıyorum. 8 ilmek sağından ve solundan ayırıyorum. Evet. Geriye 8, 8, 16, 84 ilmek kalıyor. Evet. Bu 84 ilmeği önce isterseniz şöyle yapalım. Başından başlayayım. Baş kısımları haroşo. Haroşo evet. Evet. Kaç ilmek var toplamında bir kere daha? 100 ilmek. Evet. Şimdi 100 ilmek ama siz çok çok zayıf birisinizdir. İlmek sayılarınızı ona sen devam et. Ona göre ayarla. Ona göre ayarla ben sana süre kazandırayım diye. Şimdi 8 ilmek ördüm başta. Evet. Önce şimdi, üzerine alıyorum. Bekleyelim kameramızı. Bir dakika alma. Hemen bekleyelim çünkü bu önemli. Şimdi 8 ilmek haroşoyu ördük. Evet. Üzerine ipimi atıyorum. Evet. Ve bu ilmek sayılarımı biraz azaltmam gerekiyor. 84 ilmek kalmıştı ya bu arada. Evet. Şimdi bunu ben 42 ilmeğe düşüreceğim. Nereden başlıyorsun sen bunu? Aşağıdan mı? Aşağıdan evet. İtek kısmından başlıyorum. Neden 40 ilmeğe düşüreceksin? Çünkü eğer 84 ilmekle devam edersem çok bol oluyor. Tamam güzel bilgi. Evet şimdi modeli nasıl yaptığını bize göster. Üzerine attım. Evet. Sardım. İpimi evet. İpimi alttan alıyorum. Tamam. Ve ilmeğimi çıkartıyorum. Evet. Yine tekrar üzerine atıyorum. Tamam. Yine çift alıyorum. Alttan alıyorum. Çıkartıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyorum. Ha bu şeyi yapıyorsun burada. Modeli kuruyor musun? Kuruyorum. Evet tamam. Burada modeli kuruyorum. Yine çift alıyorum. Alttan atıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Üzerine atıyorum. Çift aldıklarımı bırakıyorum. Yine tekrar aynı şekilde alttan alıp üstüne atıyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Sıra başına kadar... Bu yani şekilde devam bir ediyor. Bir de azalmış oluyor aynı zamanda tabii da ilmeklerin ki. Değil mi? Hı hı. 84 ilmekten 42 ilmeğe düşürmüş oluyorum. Evet, evet. Alttan alıyorum, üstüne atıyorum ve çift alıyorum. Çift aldıklarımı bırakıyorum. Üzerine attıktan sonra yine çift alıyorum. Alttan atıp üstüne atıyorum. Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyorum. 8 ilmek kalana kadar. Üstüne şimdi sen alıyorum. Burada daha küçük bir parça yapıyorsun bize değil mi? Tabii ki. Küçük bir parça. Evet. Yalnız bu model gerçekten çok güzel bir modeldir. Pek çok şeyde kullanabilirsiniz. Kazakta, şalda, yastıkta, bebek battaniyesinde. Bebek battaniyesinde de çok yumuşacık düşüyor. Evet. Kaç numaraymış? 5 numarayla ördüm. 5 numarayla. İpimiz de yazlık bir ip. Pamuklu bir ip. Pamuklu bir ip. Onun için yazlıkçı tüniği dedim. Ama şeysi çok güzel. Ben birazdan bunu size giyerim de. Çok evet. Güzel düşen. Hani akşamüstü şöyle üstüme ne alayım dediğinizde. Hakikaten güzel bir şey. Bir içinizde bir beyaz tişört, mayo üstüne... gömlek üstüne, bir askılı elbise üstüne giyebileceğiniz bir şey. Şimdi ben sıra başına geldim. Geldin. 8 ilmek tekrar örüyorum. Sekiz. Tamam. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum. Şu üstüne dolamış olduğumuz ip tekrar doluyorum. Çift alıyorum, alttan alıyorum. Hep aynı yönden yapıyorum. Hı hı. Tekrar üzerine... Tekrar alttan alıyorum. Yine çift geliyor ilmeklerim. Yavaş git Elmas. Evet.
üzerine alıyorum, çift aldığımı bırakıyorum. Yine aynı şekilde alttan üstüne atıyorum ve çift alıyorum. Zaten ilmeklerimiz çift geliyor sonra ikinci sırada. Bu şekilde kaza devam ediyoruz. Hep aynı yönden Derya Hanım. Üstüne atıyorum. Evet. Ve ilmeklerimi çift alıyorum. Yaptıklarımızla ilgili sen ör, ben konuşayım buradan. Yaptıklarımızla ilgili bize soru sorabilirsiniz. Şuraya anlamadım, bu nasıl oluyor? Bütün bu paylaşımları da yine ben de yayınlayacağım. Seyircilerimizin öyle bir isteği var. Modelleri çekeceğiz. Ayrıca Leyla'nın köyünde arkadaşlarım şimdi bana bildiriyorlar. Gereği her şeyi de söyleyemiyoruz. Bir kere söyledim. Şimdi şöyle bir tutayım. Yazlıkçı tüniği dedik. Hakikaten çok güzel. Büyük bir dikdörtgen şal gibi örüyorsunuz. Ortasında dümdüz bile bıraksanız bu yakayı. Peki, kayık yaka da olabilir. Kayık yaka gibi bile olur. Şurada şöyle bir boşluğu var bakın. Ama çok güzel pıt diye üste atılacak. Aynen. Yumuşacık, pamuklu. Hani yaz mevsiminde olduğumuz için kışın kışlık versiyonunu da yapabiliriz. Yapabiliriz bunu. Tabii. Elmas, şimdi model göreyi ben mesela şaşırdım, Gülsüm Hanım'a sordum. Eksiltiyoruz dedi. Zaten modelin yapısı 2-2 alarak gidiyor ama sonra artırmıyoruz zaten. Öyle gidiyor model. Evet, evet. Kendini böyle akordiyon gibi tamamlıyor. Evet. Şimdi nerede kaldın Elmas? Şimdi nerede kaldım? İkinci sırada kalmıştım. Evet. Bu şekilde bunu devam ediyoruz. Buradan gidelim. Evet. Aynen. Bu o sıra mı şimdi? Şu sıra mı? Evet. Tamam. Buradan devam et. Aslında çoğu kişinin bildiği bunlara... Bundan çocuklara yelek yaparız, bebek battaniyesi yaparız. Başka ne yaparız bundan? Şal yaparız, üçgen. Atkı yaparız. Üçgen şalda da bu çok güzel olur. Üçgen şalda da bu inanılmaz. Mesela angorayla, şimdi kışlık yünlere geçeceğiz sonra. Hazırlık yapacağız. Angorayla çok güzel oluyor özellikle. Böyle o aralarına o tüyleri angoranın doluyor. Evet Elmas. Şimdi söyle Elmas. Alttan şimdi. Alıyorum. Evet. Şişimin üstüne ipimi doluyorum. Bu çift gelen ilmeklerimi tekrar bırakıyorum. Tamam. Yine aynı şekilde aldın. Aldım. Evet, üzerine attım. Ondan sonra çift gelenleri bıraktım. Evet. Aldın. Yine alttan. Yalnız bir örneğin bir özelliği var. Alttan alınması gerekiyor ipin. Evet. Üstten doluyorsun. Alttan çıkarıyorum, evet, doluyorum. Ve çift gelenleri bırakıyorum. Şunu söyle, ipini üstten doluyorsun ama sana doğru doluyorsun ama alttan geliyor. Evet. Bak, şimdi üstten doladın doladım. Mı? Evet. İp arkada olacak yani, ip arkada olacak, evet. Dolama var. Şimdi alttan ilmeğimi çıkartıyorum. Bununla ilgili çok güzel bir şablonumuz var. Kaç sıra örülecek, ne yapılacak, her şeyi hazırladık. Santimler var. Evet. Sayıları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Veya küçük bir çocuğa yapacaksınız. Küçük bir çocuğa mesela 8-9 yaşındaki bir çocuğa yani onu 100 ilmek başladık. 50 ilmek başlasak olur. Tabii olurdu. 50-60. Büyük bile gelir yani. Çünkü çok büyük bile gelir açılıyor. Diyor. Açılıyor. Evet ama bu bol bir şey zaten. Böyle üste oturan bir şey değil. Böyle foş diye giyilen bir şey. Evet, modelle ilgili alıyorum. Bir şey var mı diye ben sormak istiyorum. Sen bu sırayı bitirince tekrar şimdi tamam. Sana soracağım orayı nasıl gideceksin diye. Şimdi demin yaptığımız sineklikle ilgili seyircilerimizin soruları olmuş. Korniş mi o üstündeki? Evinizde fazla korniş varsa onun üstünü bir yünle sararsınız, ona da olur. Ama bu malzeme bedava. Sokaktan koparttığımız, yani yere düşmüş ağaçlardan aldığımız, hatta bizim orada böyle çalılık şeylik bir yer var. Oradan aldık. Sağını solunu kesti Ahmet Bey bize, düzeltti. Hatta ben kızımın düğünüyle ilgili makromeleri de bu şeylere yapıyorum. Bunlara yapıyorum. Ve sen, ben bunları yaptıkça bunlar evin ortamını sev, bir yerlerinden yeşer. Yani yeşerdi. Bir güzel oldu.
Dedim yani bir yerden arada sırada bizim evde şöyle şey verelim ona, pamukla böyle böyle yapalım bari o yeşeren dal gitsin. Kızıma dedim ki bak senin düğüne hazırladığımız şeyler yeşerdi, yine yeşerdi, fındık dalları durumu oldu. Bedava malzeme aslında gözümüzün önünde. Sokaktan bir tane şöyle bir koca bir ağaç buldum bu kadar. Onun üstüne yaptım bir makrome. Bunları hep paylaşacağım sizinle. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi geldin mi satır başına? Geldim. Derya Hanım, bir noktamız daha var, püf noktamız. Şimdi bu 8 ilmeği ördükten sonra tekrar geri dönüyorum ben. Evet. Çünkü burası haroş olduğu için, burası örnekli olduğu için buradan bir kasma olmasın. Evet. Ne o oradaki püfün? 2, 4, 6, 7, 8. 8 ilmeği ördüm ve tekrar ben geri dönüyorum. Paspas örer gibi. Evet. Şimdi orayı... bu bir dakika. Yönetmenim, hemen gidiyorum. Çok önemli bir şey. Kaçıncı sıradan her sırada yapıyor musunuz? Yani 6-7 sırada bir yapabilirler bunu. Tekrarlayabilirler. Çünkü burada kasma olmasın. Bir dakika, benim profesör oradan duruma bana anlatıyor. Evet profesör. Evet, kenarı kasık kalır diyor bizim Gülsüm Hanım oradan. Çok güzel bir bilgi bu. Evet. Süper. Aslan Elmas. Başa geldim. Evet, geldin. Şimdi tekrardan satırına. Satır başına geliyorum. Evet, yolu şaşıran adam modelimize tekrardan sadece anlat bize. Yapma şimdi, 8'i ördükten sonra modeli nasıl kuruyordun? Şimdi burada ne yapacaksın bu sırada Elmasçı? Şimdi o sırada ben ne yapacağım? Yine aynı şekilde devam edeceğim. Söyle, ne? İkili alıyordun. İkili alıyorum. Üstüne atıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tekrar ikili alıyorum. Aslında tersinde ve düzünde de aynı işlem. Aynı işlem yapılıyor. Tamam. Çok